Sandık için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine miting meydanından Millet İttifakı'nı hedef aldı. Hem Düzce hem de Bolu'da seçmene milli iradeye sahip çıkın, sandığa mutlaka gidin çağrısı yaptı. Sen gülümse daima. Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Sandık çağrısını bu sözlerle yaptı. Milli iradeye sahip çıkın dedi, seçmene seslendi. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir. Sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Seçime 4 gün kala 3 ayrı durakta halkla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk adresi Düzce'de Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Benim Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Ya siz gidip de Mehmet Özhaseki kardeşim orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Ya bu adam durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği filan bilen birisi değil. Bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. AK Parti'den aday gösterilmeyip rotasını farklı partilere çevirenlere de söyleyecekleri vardı. Tabii ki acıdım. Kalkıp hiç olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın. Nefsinin peşinde gidenlerle de bizim bir işimiz yoktur. Sonra Bolulularla buluştu. Altıok'un genel başkanını eleştirdi. CHP'li seçmene oylarınıza talibiz dedi. Yürüyen merdivanı tersten binin. Seçimde kendisini oy dahi kullanamayan, Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Teşkilatına bir kez daha kibir uyarısı da yaptı. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız. ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararınaysa Trabzonlular buluşmasından tepki gösterdi. Ya sen kimin arazisini kalkıp da orada hemen bir imza ile Netanyahu'ya veriyorsun? Ali Kıran başkası ya. Var mı böyle bir şey? Biz bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.